Herkese selamlar. Yeni bir video ile yine sizlerleyiz. Bildiğiniz gibi oyuna 10. sezon geldi ve bununla beraber birçok yenilikler oyuna eklenmiş bulundu. Bugün ise sizlere oyuna eklenen Serap Tower eventini ve Serap Tower Bunker'ını anlatacağım. Serap Tower eventi nasıl yapılır? Tower'ı aktive ettikten sonra size toplam 7 dakikalık bir süre verir ve random olarak 3 yerden birini aktif eder. Buradaki mantık şu: aktif ettiğin yerin İçerisine mob sokma ve aktif edilen yer sana top atsın, o topları kırmızı ışık süzmelerine at. Eğer aktif edilen yerin içerisindeyken size top atacağı esnada içeride mob varsa 2 tane top atar, mob yoksa 6 tane top atar. Topları da ışık süzmelerine fırlatıyoruz ve topu ilerleterek ana tower'a vardırıyoruz. Bunu 6-7 sefer yapacaksınız. Toplam ilk tower'u bitirdiğinizde %14, İkincisinde %29, üçüncüsünde %43, dördüncüsünde %57, beşincisinde %71, altıncısında %86 verir. %100 olduğunda ise 2 tane şampiyon çıkar. Onları kesince size 2 tane chest verir. Bir tanesi normal chest, ikincisi de tower'un chest'i. Onu da açabilmek için Incorbit Warmind Bats lazım. Onu da EDZ'deki Serap Bunker'dan günlük görevleri alarak, o görevleri yaparak elde ediyorsunuz. Serap Bunker nedir, ne işe yarar? İlk yapmamız gereken haftalık, günlük ve sürekli alınan görevleri yapıp bounty'leri bitirmemiz lazım. İkinci olaraksa Serap Bunker'ı upgrade etmeniz lazım. Bunu da EDZ Bunker Upgrade'e girip upgrade ediyoruz. Ben size hepsinin Türkçe açıklamasını videonun sonunda paylaşacağım. Ama burada ilk yükseltmemiz gereken upgrade'ler var. Onları size anlatacağım. Rank 1'de bulunan Valkyrie Spiner'ı yükseltin. İlk olarak o yükseltilecek. İkinci olarak Warmind Bats Generation yükseltilecek. Üçüncüsü de Cast Reduction yükseltilecek. Aynısını Rank 2'de de yükseltin. Aynısını Rank 3'te de yükseltin. Dediklerimin aynısını yükseltirsiniz. Ondan sonra Rank 1'den başlarsınız yükseltmeye. Burada bir diğer önemli olan şey ise Warmind Bats. Warmind Bats bizim Serap Bunker'larımızı upgrade etmemiz için lazım olan materyal. Bu dediklerimi yaparsanız materyal sıkıntısı çekmezsiniz ve daha çok materyal kazanma fırsatınız olur. Varmayan besleri elinizden geldiği kadar toplayın. Toplayın ki daha hızlı upgrade edin. Bu anlattığımın aynısını Mundo da yapabilirsiniz. Io'da da yapabilirsiniz. Yani Mundo'daki Serap Bunker, Serap Tower aynı. Io'daki Serap Bunker, Serap Tower aynı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Kalın sağlıcakla. We'll be right back.